Merhaba değerli izleyenlerim. Görme kayıplarının sık sebeplerinden biri olan ven tıkanıklıkları hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu konu gerçekten önemli. Ven tıkanıklıkları diyabetik retinopatiden sonra en sık görme kaybına yol açan retina hastalıklarındandır. Ven tıkanıklıkları iki şekilde görülür. Ven kök tıkanıklığı, ana retinal venin tıkanması, ikincisi ven dal tıkanıklığı. Bu da retinal venin dallarının tıkanması sebebiyle meydana gelmektedir. Bunlardan ven kök tıkanıklığından bahsetmemiz gerekirse, sanral retinal venin optik sinir bölgesinde tıkanmasıyla ortaya çıkan 60 yaşın üzerinde sık rastlanır. Peki risk faktörlerine baktığımızda nelerdir? Hipertansiyon, kan basıncının yüksek olması, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, glukom sayılabilir. Ayrıca kan diskinezileri, yani kan pıhtılaşma anomalileri, inflamatuar veya enfeksiyöz vasküritler gibi nadir rastlanan risk faktörleri özellikle 50 yaşın altındaki genç hastalarda araştırılmalıdır. Hastalar altta yatan nedenin araştırılması için mutlaka ciddi bir şekilde bir dahiliye uzmanına gönderilmelidirler. Bu önemlidir çünkü herhangi bir şeyi atlamamamız gerekir. Klinik olarak ven kök tıkanıklığı iki tipi vardır. İskemik olmayan ven kök tıkanıklığı, bunlar en sık görülen tiptir. Yaklaşık olarak %60 ile %80 arasında izlenmekte. Burada kısmi bir damar tıkanıklığı mevcuttur. Olguların çoğunda ani görme kaybı ile göz hekimlerine başvururlar. Oftalmoskopi muayenesi retinada kanlanma, damar yapılarında kıvrım, artışı, genişleme ve optik disk ödemi ve makulada ödem görülmektedir. Özellikle birinci olguların 1 bölü 3'ü zaman içerisinde iskemik foruma dönebilir. Bu daha da sıkıntılı bir olay. İskemik tip ven kök tıkanıklığı klinik olarak daha ağır seyreden ve belirgin olarak göz retina kapillerlerinde tıkanıklık ve beslenme bozukluğu vardır. Gözün ön kısmında iriste yeni damar oluşumuna neden olarak göz tansiyonu yükseltip ciddi görme kaybına ve ağrıya yol açabilir. İleri dönemde gözün tamamen kaybı söz konusu olabilir. Kanamalar azaldığında olayın başlangıcından birkaç ay sonra çekilecek olan fundus floresein anjiyografisi klinik tipin ayırıcı tanısında şüpheli olgulara bize oldukça yardımcı ve faydalı bir tetkiktir. Tedavisinde ne yapıyoruz bu ven kök tıkanıklıklarında? Özellikle altta yatan sistemik bir hastalığın tedavisi için dahili uzmanı ile işbirliği içinde olunmalıdır. Gözde tedavi komplikasyonlarının önlenmesi amacına yöneliktir. Göz damarlarını aşmak için ilgili tıbbi ve cerrahi yöntemler istatistiksel olarak başarılı olamamıştır. Bu da tıbbın yetersiz kaldığı hastalıklardan bazılarından biridir. Genelde hasta hangi derecede bir görme kaybı ile geldiyse o görmeyi mutlaka koruma amaçlanır. O seviyede tutmamız lazım. Yeni damar oluşumlarının neden olmaması için lazer ışın koagülasyonu tedavisi uygulanır.
makula ödeminde ise grit koagülasyon başarılı değildir. Sadece iskemik olmayan genç olgularda, özellikle 50 yaş altında tam olarak ispatlanmamış olmasına rağmen bu uyguladığımız grit fotokoagülasyon tedavisi uygulanabilir. Burada dikkat etmeliyiz, yoksa görmede de kalıcı bir hasar meydana gelebilir dikkatsiz yapılırsa. Son yıllarda retina damar dolaşımı ile retina altındaki koroid dolaşımı arasında anastomoz oluşturan yeni yaklaşımlar mevcuttur. Ancak bu çalışmaların kontrolü uzun dönem sonuçları belli değildir. Ven dal tıkanıklığına baktığımızda, ven kök tıkanıklığında oranla daha sık görülür. Hastalar genelde 50 yaş ve üzerindedir. Kadın erkek tutuluma eşittir. Bir venin tıkanıklığı, bu ven gerisindeki basıncı artırarak tıkalı bölgede kanama ve sıvı birikimine neden olur. Dal tıkanıklığı dörtte bir katran ve yarım katranı hemisferik tıkanıklığı içine alabilir. İkinci olarak tıkanıklık genellikle arter ven çaprazlaşma yerindedir. En sık görülen neden arteriyosklerozdur. Biz buna tıp dilinde damar sertliği de diyoruz. Etiyolojik ven kök tıkanıklığında olduğu gibidir etiyolojisi. Makulayı tutan kanama ve ödemde görme azalması vardır. Tıkalı ven bölgesinde görme alanında bir defek oluşturur. Oftalmoskopik olarak tanısı kolaydır, ancak 6 ile 12. ayda kapiller damarların beslenme bozukluğuna bağlı tıkalı bölge %40'dan fazla ise anormal yeni damarlar, yani damarlarda çoğalma, buna biz tıp dilinde neovaskülizasyon oluşabilir diyoruz. Bu damarlar göz içi kanamalarına yol açabilir. Görme azalması makulada hemoroji ve ödeme bağlı olabileceği gibi kapiller beslenme bozukluğuna, yani iskemiye de bağlı olabilir. Gerekli olgularda kanamaların azaldığı dönemde fundus floresein anjiyografisi makula ve retinanın durumu hakkında bizlere detaylı bilgi verebilir. Tedavisinde ne yapıyoruz bu rahatsızlığın? Özellikle anjiyografik olarak makula iskemisi olan olgularda lazer tedavisinden fayda görmezler. Ödemli tipte 3 ve 6 aylık izlem dönemi sonunda görme, onda 5 veya altında ise görmeyi korumak veya artırmak amacı ile grid ışık fotokoagülasyon uygulanabilir. Bunun dışında ven tıkanıklığının en önemli komplikasyonlarından olan neovaskülizasyonlar için tıkalı oluşan bölgeye özellikle lazer ışık koagülasyonu yapılır. Lazer uygulanmayan olguların %60'ında göz içi kanaması görülebilir. Mutlaka dahili hekimiyle altta yatan nedene yönelik tetkik ve araştırmalarımızı yapmamız gerekir. Antikoagülan tedavisi, özellikle aspirin, kumadin, heparin ispatlanmış bir yararı yoktur. Fakat kullanılımı yapılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah ven dal tıkanıklığı olmadan iyi bir hayat yaşarız. Çünkü baya sıkıntılı bir olay. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı da beklerim. Sevgi ve saygılarımla.